taklitlerin, diğeri taktiklerin havada uçuştuğu bir dünyaya giriş yapacağız. Şimdi hazır yeni haftaya da girerken ilişkilere dair yeni tüyolar, yeni tavsiyeler almakta fayda var diye düşündük. Serhat Yabancı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Aslında istiyorum ki şu telefonu şimdi sizinle konuşurken böyle birazcık ters çevireyim. Yanımda telefonum var. Neden? Çünkü sizin isminizi duyan eşim, dostum, arkadaşlarım o kadar çok soru yolladılar ki bana. Şunu da sorar mısın, bunu da sorar mısın? Ama hepsi o kadar öznel ki. Evet. Şimdi Pınar şöyle sor. Şimdi diyelim ki eşi ya da işte erkek arkadaşı şöyle yapmış olsun. O da gitsin onu bir kere daha arasın. Ama ona üç kere dönsün, beş kere ben aramış olayım derken ortaya o kadar hani çok şahsa... Kişiye özel sıkıntılar çıkarıyor ki. Beleş yüzden... seansa giriyor sanki. Evet, sanki biraz beleş seansa giriyor. O yüzden şimdi sizi karşımda gördüklerinde tekrar mesajlar çok olabilir. Selamlar olsun. Yayından sonra söyleyeceğim. Tamam. Ben. Ondan sonra diyeyim ki ben aslında sordum ama Serhat Bey hiçbirine cevap vermedi. Kusura bakmayın deyip bu şekilde işin içerisine çıkmayı da planlıyorum. Ya çok enteresan. Yani şimdi biz eskiden kol kırılırdı, yen içinde kalırdı da şimdi herkes bas bas bağırıyor sıkıntısını derdini. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Ya biraz aslında... Bu biraz da bizim şeyimize döndü böyle, vitrinimize ve kimliğimize dönmeye başladı. Abi ben ilişkimde şunu yaşıyorum, ben ilişkimde bunu yaşıyorum, işte bana şu yapıldı, bana bu yapıldı. İnsanlar biraz da bunu aslında anlatacak hikaye olarak var olmaya başladılar. Yani ilişkilerde her şeyi anlatmak çok sağlıklı bir şey değil. Aslında ilişkilerde her şeyi başkalarına anlatmak yerine birbirimize anlatmamız gerekirken biz bunu... Partnerimiz veya eşimiz veya romantik ilişki içinde olduğumuz kişi dışında herkesle paylaşıyoruz. Ya karşı taraf hiç anlamıyorsa? Anlamıyorsa şöyle düşün. 20 yıldır evlisiniz. 20 yıldır eşinize bunun, hani biz erkekler bu ve bunun bütün tonlarına kırmızı deriz. Muhtemelen siz şimdi farklı renk olarak tanımlayacaksınız. Siz bana bunun 20 yıldır kırmızı olduğunu söylüyorsunuz. Ben hayır diyorum. İşte başka bir renk diyorum. Sonra diyorsunuz ki ya hocam işte ben eşime bunu 20 yıldır kırmızı olduğunu söylüyorum. Anlamıyor. Ben de diyorum ki ya Pınar 20 yıldır bunu söylüyorsun. Kırmızı olduğunu anlamıyor. Niye sen de 1. yıl, 5. yıl, 10. yıl, 19. yıldır anlamayan birine 20. yıl şansını deniyorsun? Bazen karşıdaki anlamıyorsa aslında belki bizim yöntemimizle ilgili de bir sorun vardır. Nedir mesela? Yöntem değiştirelim. Ya da anlama mevzusu çok aslında kilit bir nokta ki ben 6. kitabımda çok vurgulamıştım bunu. Bazen insanlar bilerek anlamaz. İşine gelmediği için. Çok doğru. Çünkü anlamak sorumluluk yaratır. Anlarsa problemin varlığıyla yüzleşecek. Problemin varlığıyla yüzleşirse bir çözüm üretmesi gerekecek. Çözüm üretmek isterse de onun alanına düşen sorumluluğu kabul etmesi gerekecek. O zaman en kolay yol ne? Anlamamazlıktan gelmek. İnsanlar anlamayarak aslında kendi konforlarını sürdürmeyi de tercih edebiliyorlar. Ama yine de ne yapmak lazım? Ya o konforundan çıkmak istemiyor diye ben de onun anlamadığı konuyu yok saymak gibi bir tercihe düşmemeliyim. Yöntemi nasıl gösteriyorum? Ya şöyle yanlış bir kişisel gelişim algısı oluştu. Şimdi biz onu biraz daha kırıyoruz ama işte beklenti yaralar. Bu hayatta hiç kimseden bir şey beklemeyeceksin. Ya hayatımdaki kişiden bir şey beklemeyeceksem niye hayatımda o zaman? İlgi beklemeyeceksin, vermezse kırılmayayım. Sevgi beklemeyeceksin, efendim sevmezse kırılırım. O zaman bekleme. Onu bekleme, bunu bekleme. Sokaktaki insandan da bir şey beklemiyorum. Ben eğer senden bir şey beklemeyeceksem niye sen hayatımdasın? Beklentilerimizin sonuna kadar arkasında olacağız. Ama bazı küçük nüanslar var. Neler mesela? Doğru beklentiyi doğru kişiden bekleyeceğiz. Bir de doğru miktar. Kişi yani kaynakla miktarı doğru ayarlamamız gerekiyor. Yeni dönemde şöyle bir problem var. İnsanlar sürekli haklarından bahsediyor. Benimle ilgilenmelisin, beni sevmelisin, beni aramalısın. Tamam güzel, peki sen ne yapacaksın? Haklarımız kadar sorumluluklarımızı da bilmemiz gerekiyor. Eğer biz sorumluluklarımızı bilmezsek, sadece haklarını talep eden birine dönüşürsek biz muhtemelen bencil bir ilişki yürüteceğiz. Ya da yeni deyimle narsist mi oluyor? Narsist de ben bu kelimeyi de çok sevmiyorum. Türkiye'deki en büyük kadın örgütü. Galiba kocaların narsist olduğunu düşünen kadınlar. Herkes bu ara kocaların narsist olduğunu düşünüyor. Bir de alabilir miyim? Çok Türkiye'de... güzel manşeti. Türkiye'nin şimdi bir de sizi tekli çekelim hatta siz söylemişim. Türkiye'nin çok kadar doğru ki. Ya Türkiye'de şu an en büyük kadın örgütü kocaların narsist olduğunu düşünen kadınlar. Çok ciddi bir örgüt yani. Yani parti ver, ne diyorlar? Parti kur oy ver. Kocaları narsist olanlar partisi diye herhalde bir parti kursak ciddi bir oy alabiliriz. Yani şu an herkes öyle yani. Herkes birbirine narsist etiketini yapıştırıyor ki. Yani bence bu tamamen klinik bir tablo ve psikiyatrinden alan. Yani ben o kelimeleri ve teşhisleri alanım itibariyle de kullanmıyorum ama buna da çok inanmamak lazım. Herkes bu ara öyle diyor.
başa dönersek ya sorumluluklarımız, haklarımız kadar sorumluluklarımızı da bilelim. Evet, senden bunları istiyorum. Peki sen benden ne istiyorsun? Nesil, bir önceki nesil, bizim anne babalarımız çok aşırı fedakar, boyun eğici ve idare edici bir profildi. Biz onları gördüğümüz için, onlar bize ne dedi? Kendini ezdirme, işte güçlü ol, kolunda bir bileziğin olsun dedi. Ama kadınlarımız güçlü olmaya çalışırken birer Mahmut abiye dönüştüler. Güçlü olacağım derken duygularını ifade etmeyi unuttular. İşte talep etmeyi unuttular. Ya ilgi isteyemiyor Ayşe. Kocasından sevgi isteyemiyor. Parası bitiyor, ihtiyacı var. Eşinden para isteyemiyor. Hayatım bana biraz nakit versene ya da kredi kartını kullanayım. Şöyle şöyle bir ihtiyacım var diyemiyor. Niye? Zayıf görünme alerjisi başladı. Güçlü olayım derken kendini kaybetmeye başladı. Kendine yabancılaştı. Biz üstteki nesil, bizden önceki neslin aslında şu an bir şekilde kurbanıyız. Neden biliyor musunuz? Biz çocukken anne babalarımızı mutlu etmeye çalıştık. Şimdi çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bakın yine arada sıkıştık. Tost nesil. Arada sıkıştık kaldık. O gün onlar çocukken uslu çocuk. Tost nesil. Tabii tost nesil yani arada sıkışmış kayıp nesil gibi şey. O gün onlara iyi görünmek adına, kendimizi sevdirmek adına, o günkü sevdirme kalıpları nelerdi? Uslu çocuk, iş gören çocuk, bulaşığa yardımcı olan çocuk, babasına iş hayatına yardımcı olan çocuk. Hep böyle anne babanın beklentilerine göre yaşadık. Bugün de çocukların beklentisine göre yaşıyoruz. O gün anne babamızın tayini çıkıyordu, onların peşinde gidiyorduk. Bugün çocuğun okul tayini çıkıyor, o çocuğun peşinden gidiyoruz. Bu nesil sıkıntılı bir nesil. Bugün yaş ortalaması işte 30-50 arası diyelim mesela. Ya da 25-50 arası diyelim. Çok da önemli değil. Ama anlattım hani o aradaki Z'den önceki kuşak diyelim. Yani o nesil kendini arıyor aslında şu an. Çünkü her iki nesilin arasında kaldı. Belki bizden sonraki nesil belki biraz daha sınırları net, ne istediğini bilen, bir miktar daha belki bencil olabilir. Ama bu neslin karmaşasını yaşamayacak. O nesil, annelerimiz ezildiler. Annelerimizin, belki babalarımız da ezildi. O günkü şartlar öyleydi aslında. Kimseyi de suçlamak doğru değil. O nesildeki kadınlar biraz daha fazla ezildi. İmkanları yoktu. Kol kırılır, yen içinde kalır dediğiniz oydu. Ne olursa olsun işte gelinlik kefen saçmalığı diyelim maalesef ona. Yani o çok büyük travmalara neden oldu yani onlar. Bugün o neslin anneleri, kız çocuklarını, kızım ne olursan oku, ne olursan ol, oku. Veya bir meslek sahibi ol diye, güçlü ol, kocana muhtaç olma telkiniyle büyütüldü. Ya da o kız çocukları annelerini o şekilde gördükleri için en büyük idealleri ne oldu? Meslek sahibi olacağım, güçlü olacağım, kimseye muhtaç olmayacağım derken az önce söylediğim gibi sertleştiler. Hayat onları belki de daha sertleştirdi. Şimdi onlar kaşları çatık geziyorlar. Duygularını gösteremiyorlar, talep edemiyorlar, kendini ifade edemiyorlar. Güçlü olacağım derken kendilerine yabancılaşmaya başladılar. Ve o kadınlar aslında bir ilişkinin %90 sorumluluğunu alırken gördükleri değer %10 ama diğer tarafta elini sıcak sudan soğuk koymayan Fatma buradaki kadına çok daha değer görüyor. Oradaki diyor aman hayatım diyor lütfen kavanozu açar mısın diyor, ay ne kadar harikasın diyor. O kadın o erkekten milyonlarca övgü, sevgi, ilgi alıyor. Buradaki kavanozu boş verin, çatıyı tamir ediyor. Yine istediği değeri çünkü göremiyor. Çünkü adam kendini erkek gibi mi hissetmiyor? İstemeyi bileceğiz, talep etmeyi bileceğiz. Ben eşime ihtiyaç duymuyorum, muhtaç olmuyorum cümlesine ilişkide kaldırmamız gerekiyor. Ya ihtiyaç yoksa niye evlendin? Evliliğin zaten varlık nedeni birine ihtiyaç duymamız. Ben bir kadına ihtiyaç duyuyorsam onunla evlenirim. İhtiyaç duymuyorsam evlenmem. Niye evleneceğim ki? Yani ihtiyaç, zaten evlilik veya romantik bir ilişki ihtiyaç üzerine kurulmuştur. Tarafların birbiriyle bir araya gelip, yani ihtiyaçlarını, özel ihtiyaçlarını, işte gelecekle ilgili güven, duygusal, cinsel birçok ihtiyacını gidermesi amacıyla var olan bir işbirliğidir. Ve ağzımız ne kadar yanarsa yansın, dönüp dolaşıp bütün dünyadaki en modası geçmeyen ilişki modeli nedir? Evlilik. Herkes eninde sonunda evlenmeye çalışıyor. Hep böyle devam eder mi? Hiç modası geçmez mi? Yani istatistikler aslında biraz daha düştüğünü gösteriyor. Yani ben son 7 yıldaki istatistiklere bakıyorum. Bazen sizin kanalda da bunlar ana haberde falan konuşuyoruz böyle. Şimdi bakıyoruz. Evlilik rakamları geçen yıl 600 binin altına düştü. Boşanma rakamları 200 bine yaklaştı. Daha önce neydi? 650 bine 120 bindi. 670 bine işte 100 bindi yıllara göre. 5'te 1'di. Şimdi neredeyse yarıya gelmek üzere.
Yani artık 570 bin kişi evleniyor, 190 bin kişi boşanıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Ya artık evliliğin aslındaki misyonu değişti. Yani evlilik neredeyse sadece tanışma, isteme ve evliliğin ilk ikinle indirgendi. Yani insanlar kaymağını yiyor sonra sıkılıyor. Ya sadece sosyal medyada o ambiyans ve töreni paylaşmak için bile ben de bir gün onu paylaşacağım. O yüzüğü takarken göstereceğim. O işte ışıltılı düğünü paylaşacağım. Yani insanlar sadece buna odaklanıyor. Kaldı ki ne kadar iyi bir düğün yaparsanız yapın, elimizde istatistikler de var. Ne kadar iyi bir düğün yaparsanız yapın, bu kesinlikle evliliğinizin ömrünü uzatmıyor. Aksi istatistikler daha fazla. Yani düğününüzün çok şatafatlı olması evliliğinizin daha kaliteli olacağını anlamına gelmiyor. Bizim orada da bir saçmalığımız var maalesef. Biz insanlara 4 saat göbek attırıp kavurma yedireceğiz diye 48 ay borç ödüyoruz. 4 saat düğün yapacağız. Bütçemizin üzerinde, kendi yapımızın üzerinde bir düğün yapıyoruz. Ve düğünün ana amacı ne biliyor musunuz? Kesinlikle evliliği göstermek değil. El aleme hava atmak. Biz 4 saat akşam 19.30-23.30 arasındaki işte o ortalama 4 saatlik düğünle el aleme hava atacağız. Kendimizi ispat edeceğiz. Ne kadar hava atarsan at, sabah yine Ayşe olarak uyanıyorsun. Ahmet olarak uyanıyorsun. Kimse çok zengin bir düğün yaptın diye sana ekstra değer vermiyor. Bu da aslında evliliklerin en önemli o 2 yılının maalesef borç ödeme gölgesinde geçtiği için yeterince de oturmamasının başka bir nedeni. Gezemiyorsunuz, tozamıyorsunuz, tatile gidemiyorsunuz, balayının tadını çıkaramıyorsunuz. Niye? Buzdolabının borcu var. Koltuk takımının borcu var. Düğünün borcu var diyoruz değil mi? Aslında küçük bir detay gibi görünüyor ama evliliğin en kritik o dönemlerini biz evliliği güçlendirmek, daha çok karı koca arasındaki dayanışmayı sağlamak adına harcamamız gerekirken biz kavurmanın borcunu ödüyoruz. Yani neredeyse hiçbir şeye sorasım yok çünkü o kadar doğru ve iyi konuşuyorsunuz ki böyle siz konuşun. Eyvallah. Ben dinleyeyim istedim gerçekten. Estağfurullah. Ama hani eğer bir çerçeve çizmek gerekirse şunu söylerim, az önceki narsist teşhisiniz de çok doğruydu. Şimdi sosyal medyada herkes o kadar çok şey söylemeye başladı ki ve bunun arka planında da şu var. Mesela ben sizi arattım Blaze diye. Yazdım arama motoruna, isminizi yazdım, soy isminizi yazdım, screenshot'ını da aldım. Sonrasında sizinle ilgili çıkanları söylüyorum şimdi. Hemen yani hiç direkt altta, demek ki en çok arananlar. Serhat Yabancı narsist. Evlilik, değersizlik duygusu, aldatılmak, boşanma, ayrılık sonrası, özgüven, narsist kişilik tekrar... Evli sevgilisi olan ne yapmalı? Onu da aratmışlar ve kayınvalide. Başlıklar bunlar. En çok bunlar mı konuşuluyor? Bu konularla ilgili hani kitaplarımda da, videolarımda da bunlar demek ki en çok aranan kelimeler. Ya bir de şey var. Şimdi ben YouTube kanalım da var. İşte Instagram'da da hani bir kitlemiz var. Ben yani seanslarım yaparken de hiçbir zaman izleyicimin, okurumun, 7 tane kitabım var. İşte konuk olduğum kitaplar hariç. Hatta şimdi bana da evet, getirdiğiniz kitap. Bir tane kitap. Hediye olarak getirdim. 6. kitabım Zihin bu. Zihin Tuzakları. Zihin Tuzakları. Şu an en çok satan kitaplarımızdan bu biri. Bu en yeni kitabınız mı? Yok, 6. kitap. 7. kitap kalmamıştı. Ben de 6'yı getirdim. 7. kitabınız Kurban. Kurtarıcı mısın, Kurban mı? Evet, evet, evet. Onu ben bir ilk 50 sayfasını okudum. Evet, okudunuz mu? Yani muhtemelen hani kitap hakkında bilginiz vardır zaten. Var var. İlk 50 sayfasını okudum. İkinci, ya diğer sayfaları niye okumadım derseniz kitabı beğenmediğim için değil. Hayır. O ara gözüme böyle bir romana kaydım böyle o ara, evet. O yüzden. Yoksa o kitap zaten bende ve bu tip kitaplar böyle hani sürekli arka arka okunacak kitaplar değil. Okumak, düşünmek, biraz ara vermek, onu hazmetmek, öyle gitmek. Bence 50 sayfada bırakmanız bir yandan da iyi olmuş. Çünkü hızlı okuduğunuzda, yani ben mesela bir psikoloji kitabını okuduğumda, bir ilişki kitabını okuduğum zaman onu bir aya minimum yayarım. Minimum bir ay. Yani normalde belki 10 günde, 15 günde de bitiririm. Öyle çok daha keyifli oluyor ya. Keyifli oluyor. Altına çiziyorum, not çıkarıyorum. Yani buradan hep aynı konudan bahsetmiyor oluyorsunuz. Tabii ki de evet. Araya başka bir roman girince böyle bir çıtır. Kesinlikle. Abi, ben şahsen öyle okuyorum ve daha keyif alıyorum. Şimdi o benle ilgili yapılan taramaları da tam onu cevaplayacaktım. Benim için okurun, hizmet alan kişinin veya izleyicinin iyi hissetmesi önemli değil. Hiç bunu önemsemiyorum. İyi hissetmek gibi bir amacım yok. Yani ben o bazı insanlar diyor ya, kulağa hoş gelsin diye. Senin hiç suçun yok. Onlar seni buluyor. Sen mükemmelsin. Sen bahtsızsın. İşte hep narsistler seni buluyor. Hep benciller seni buluyor. Hayır, hep beni bulmuyor. Sen onların seni bulması için bir şey taşıyorsun içinde. Ben bunu söylüyorum işte. Diyorum ki seni yanlışlıkla bir kişi bulabilir ama birden çok yaşadığın her şeyin seninle ilgisi vardır diyorum. Bana diyorlar ki hocam kitabınızı okuduğunuzda kamyon çarpmış. Çünkü sen hep başkalarından pohpohlanmışsın. Hep onaylanmışsın.
Yani 7 kere evlenmiş, hala diyor ki benim suçum yok, onlar beni buldu diyor. Kendini buna inandırmış. Ya da bütün narsistler beni bulur diyor. Ben de diyorum ki sen, eğer narsistler seni buluyorsa, senin burada bazı şemaların eşleşiyor o narsistlerle. Niye beni bulmuyor da seni buluyor? Ya da niye Ayşe'yi bulmuyor da Fatma'yı buluyor, değil mi? Biz bu, yani ben daha çok videolarımda şeylerinde daha çok bu yüzleşme mekanizmasını daha çok seviyorum. Yani daha fayda odaklı bakıyorum. Daha pragmatist. Aslında da izleyici açısından, okur açısından bakıyorum. Onlar da oradan tarıyor. Mesela narsist videomda da diyorum, bu teşhisi hiç kimse koyamaz. Bir psikiyatrist koyar. Zaten bunun da iki kolu var diyorum. Bir narsistik kişilik özellikleri vardır. Bir de narsistik bozukluğu vardır. Bu da psikiyatrin alanı diyorum. Ha, özellikleri şunlardır diyorum. Çünkü bugün bizim dediğimizi yapmayana da biz narsist diyoruz. Sen benden bir şey istiyorsun, ben sana sınır çiziyorum. Sen diyorsun ki ya hoca ne kadar narsist. Bir çay istedik, vermedi. Ben de diyorum ki tek çay var, bunu ben içeceğim. Çok doğal. Yani ben bunu paylaşmak istemiyorum. Ben çayı çok severim diyorum. Ben paylaşmıyorum mesela. Çok insani bir şey aslında diyelim ki. Ya da benden benim yapamayacağım bir şey istiyorsun. Ben hayır diyorum. Sırf hayır dedim diye sen bana narsist diyorsun. Şimdi bugün istediğini yaptıramayanlar da narsist. İstediği her şeyi talep etme hakkını kendinde bulan da ve bunu karşılığını alamayan da karşıdakini narsist olarak tanımlıyor. Yani kısacası herkes birbirine narsist diyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Yani teşhislerin hiçbir önemi yok. Bence ilişkiye çok daha zarar veriyor. Bana diyor ki hocam benim kocam narsist mi? Diyorum ki hadi narsist, varsayalım ki narsist. Boşayacak mısın? Boşamayacağım. Ne önemi var o zaman? Bugüne kadar bu haline katlanamadın. Bir de teşhisli bir adamla evli kalmak ne kadar şey olacak? Daha ağır gelmeyecek mi? Çok enteresan bir yaklaşım ama belki o da teşhis koyunca belki hani yöntemi vardır onu öğrenmek. Hayır, onun yöntemini aslında zaten bulamayacak ki. Çünkü o teşhisi alıp boşanamadığınızdan olacak. Çünkü o teşhisin yöntemi ne olacak? Diyelim ki yani ağır derecede bir narsist olduğunu gittiniz psikiyatriste dedi ki evet Ayşe senin kocan narsist ve buna baş edemezsin. Ne yapacaksınız? Boşanmak gibi bir seçeneğiniz yoksa ne yapacaksınız? Bu sefer böyle birine maruz kaldığınız için yoğun bir değersizlik içinde boğulacaksınız. Ben de diyorum ki yani mümkünse teşhis olayına girmeyin. Çünkü herkes teşhis koyuyor. Bizim toplumda bilmiyorum kelimesi yasak. Bilmiyorum kelimesi yasak. Herkes her şeyi biliyor. Herkes Google doktor olmuş. Hemen tık 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 yazıyor. 5 tane semptom var. Aha 3'ü benimkini tutuyor diyor. Tamam bizimki de ondan. Diyorum ya parti kursak muhtemelen iktidar oluruz. Gerçekten öyle. O Google'a yazmak zaten çok enteresan bir şey. Hani şu da var bu da var. Herkes aynı teşhisin içerisine hop aynı kümenin içerisine alınıyor. Ya bugün depresyonu da okuyun. Anksiyeteyi de okuyun. Ne bileyim işte narsisti de okuyun. İşte boyun eğiciliği de okuyun. Fedakarı da okuyun. Kurtarıcılığı da okuyun. Kurbanı da okuyun. Her birinde size ait bir şey vardır. Benim 7. kitabımı okuyan diyor ki bir kısmı diyor ki ben kurbanım diyor. Sonra diyor devam ettikçe anladım ki aslında ben kurtarıcıyım diyor. Aslında insan aslında bir ilişkide hem kurban hem kurtarıcı olabilir. Siz bir yandan evliliğinizi sürekli kurtarmaya çalışıyorsunuz. Anne babanızı sürekli hayatını dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Komşunun problemine koşuyorsunuz. Arkadaşların çocuklarıyla ilgileniyorsunuz. Kardeşiniz işte batağını kapatıyorsunuz falan. Siz kurtarıcı zannediyorsunuz kendinizi. Ama ben size ne diyorum? Başkalarının sorunlarıyla uğraşmaktan kendi hayatını unuttuğun için sen kendini kurtarıcı zanneden bir kurbansın diyorum. Sen kurtarıcıyım derken aslında yaşanmamış bir 50 yılla karşı karşıyasın diyorum. 50 yıl yaşamışsınız. Benden başka herkes mutlu. Yani faydam olmuştur. Zaten bir insan hep başka öteki odaklı yaşıyorsa kendinden başka herkese kurtarıcı olmuştur. Ve dünyanın en büyük kurbanı odur aslında. Yaşanmamış bir hayat. Bizim toplumumuzda kurban kurtarıcı döngüsü o kadar fazla ki Türkiye'de ilk kitap odur aslında. Sonrasında bazı işte benzer kitaplar çıktı. İlk Türkçe olarak hani ilk çıkan kitaptır. Geçen yıl çıktı. Yani zihin tuzaklarının üzerine mesela o kitabı ben tam böyle hani ne derler? Ah tamam işte istediğim kitap buydu. Bunu yazdım çok mutlu oldum dediğim bir kitap. Zihin tuzaklarından sonra. Çünkü kurtarıcı olduğunu düşünen herkes bununla bir miktar övünür. Ya ben kurtarıcıyım. Bazen narsistik özelliklerimiz de kurtarıcı olmamızı teşvik ediyor. Mesela kadın geliyor diyor ki hocam bende bir koca var diyor. Yani benden başka kimse onu çekemez diyor. Öyle böyle değil diyor. Niye diyorum? Övünüyor aslında. Mağdurmuş gibi görünüp övünüyor. Niye? Ancak benim gibi biri onu çeker diyor. Ben o kadar güçlüyüm ki diyor. O kadar müthişim ki diyor. Öyle birini ben çekerim diyor. Çünkü o kadar yakınan bir insanın seçeneği nedir? Ya ilişkiyi düzeltirsin ya ayrılırsın değil mi? Yakınmazsın. Yakınmanın karşılığı nedir? Çözüm üretmektir. Ama hem yakınıp hem de çözüm üretmiyorsanız siz bundan besleniyorsunuz.
Bu da olayın üçüncü kazanç. Çok enteresan. Biz bunları göremiyoruz işte orada burada. Sosyal medyada çok dönüyor bu tarz işte tavsiyeler ya da çıkarımlar ama sizin bakış açınız çok daha farklı ve aynı zamanda bunu bir stand-up mı denir acaba? Ya tam sadece sahne şovu mu? Öyle tam, bir durum da var sanki. Tam bir stand-up gibi demeyelim de şimdi 27 Ocak'ta bizim bir gösterimiz var. Ama şimdi bunu da siz yapmayın da kim yapsın? Çünkü ben şimdi sizinle ilgili okurken, bakınırken hep şunu hissettim. Ya biz en yakınımızdaki arkadaşımıza bile bazen ya işte bırak artık şunu sana iyi gelmiyor kardeşim diyemiyoruz. Niye? Çünkü işin içerisinde belki işinle başka ilgili dinamikler bir sıkıntı vardır. Olsa evet, evet. İyi tavsiye verirsiniz ama duygular söz konusu olduğunda hele de bu gözün önüne bir perde indiği zaman bırakın onu doğruyu söylemeyi gerçek olan durumu bile hani anlatamıyorsunuz. Siz de kaç kişiyle konuşuyorsunuz ki bilir? Tabii öyle. Neler şimdi anlatılıyor? Günün sonunda sizin de artık bunları bir konuşup değil mi? Rahatlamaya evet, ihtiyacınız yani var. Evet yani biz Ataköy'de bir stand-up gibi bir şey yaptık. Bu işle ilgilenen bir sistemle ilgilenen bir firma, bir organizasyon şirketi. Aracılarla bize ulaştılar, bana ulaştılar. Tiyatrocu arkadaşlarım var, çok samimi oldum. Dediler ki hocam siz de böyle bir şey yapmak istiyorlar. Sen de kırma bunları dedi. Bir arkadaşımız söyledi. Tamam dedim gelsinler görüşelim. Ataköy'de yaptık. Çok da hoşuma gitti. Ya olayın bir de bir tabii böyle şey mizahi boyutu var. Onu aslında ben benim işte bu ilişki kamplarım falan var. Böyle 2-3 ayda bir yapıyorum. Psikoloji ilişki kampları falan. Orada benim başka bir tarafım var tabii. Daha stand-up, daha komik, daha böyle bu ilişkiler, kadın erkek ilişkilerinin. İlişki kampı ne demek? Yani böyle hani mesela daha çok orada ne konuşuyoruz? İşte psikolojik sağlamlığı konuşuyoruz. Hayır deme, sınır çizme, doğru eş seçimi. İşte yani neden aynı tipler beni buluyor? Böyle 3-4 konu seçiyoruz. 2 günlük, 3 günlük kamplarımız oluyor. İşte önümüzdeki ayda Ağva'da yapacağız. Bu ay işte etkinliğimiz var. Stand-up diye tanımlanıyor. Evet. Yani sonra böyle bir şey oldu. Bir Ataköy'de yaptık. Ben de çok keyif aldım. Hani yıllardır sahne yapıyorum. Binlerce belki sahne yaptık. Hani farklı farklı. Sonra dedik hani bu da Anadolu yakasında yapalım. Kendi bölgemiz. 27 Ocak'ta da işte izleyicilerimize buluşacağız. Peki neydi? Yani oradan tüyo vermek gibi olur mu? En çarpıcı, hakikaten en komik olan ya da sizin duyduğunuz anda bile böyle Allah Allah nasıl böyle bir işin içerisinde buldum kendimi dediğiniz bir ilişki durumu? Ya şöyle hani ilişkiler aslında Türkiye'de ilişkiler çok komik gerçekten. Öyle yani mi? Gerçekten komik yani. Hani aslında hani izahı olmuyorsa mizahını yapıyoruz. Ne yapalım? Öyle bir şey oluyor aslında. Yani insanların aynı döngüleri yaşaması, dönüp dolaşıp aynı şeylere aslında meyletmesi değil mi? Ya evet hocam ya. Aynı yerden 5 kere darbe aldım ama ne yapayım yine de istiyorum. Yani akıllanmıyoruz o yüzden. Ya akıllanmayan tarafların mizahı çok güzel oluyor. Yani insanların hani böyle aynı tuzaklar, aynı ne bileyim durumlara düşmesi, benzer şeyler yaşaması. Güzel mizahlar var orada. Yaşam hikayelerini dinliyoruz. Mesela katılımcıların kendileriyle dalga geçmesi müthiş. Mesela Ataköy'de bunu çok keyifli gördük mesela. Beyefendi gelmiş ve bakıyor. İlk sordum şu, siz buraya şoför olarak mı geldiniz? Evet hocam dedi, ben aslında böyle şeyleri sevmezdim. Eşim beni getirdi. Ben de navigasyonu açtım, Ataköy Kültür Merkezi diye geldim. Baktınız hani belli yani, mesela çok komik yani. Diyorum ki bunun size kazancı ne olacak? Ben bir ay boyunca eşimi artık bir yere götürmek zorunda değilim. Şimdi düşünsenize böyle bir şey olmuş yani hani. Serhat Yabancı'yı gittik dinledik, tamam daha ne istiyorsun? Bak işte Ocak ayını yaptık. Dedi, ne yaptım söyle tabii ne yaptım. Yani gibi mesela orada çok güzel şeyler yakalıyorsunuz. Bunlardan mizahla, çünkü sadece orada böyle bir mizah değil, aynı zamanda küçük bir eğitim de var işin içinde. Yani soru cevap yapıyoruz, işte insanlar hikayelerini kısa kısa anlatıyorlar, onları cevaplıyoruz. Onlara bir şey böyle şey dağıtacağız, birkaç soru kağıdı dağıtacağız. En absürt sorular diye soru soracağız onlara. Onlar bize soracak daha doğrusu. Bir kısmını ben cevaplayacağım, bir kısmını grupla işte cevaplayacağız. Bu şekilde düşünüyoruz. Peki onca ilişkiyi gözlemlemiş biri olarak artık şunu anlayın be kardeşim, şu hatayda düşmeyin, şunu da yapmayın dediğiniz ne var? Ya, ben şunu görüyorum, insanlar yeterince tanışmadan evleniyorlar. Yani normalde sağlıklı oran tanışarak evlenmektir. Bizim millet evlendikten sonra tanışıyor. Ama herkes de evlendikten sonra kesinlikle değişir. Eğer değişmediyse evlenmemiştir demiştiniz. Ama, evet dedim ama zaten değişimden yana sıkıntımız yok. Değişim dediğimiz nedir biliyor musunuz? Bir soru yani evliliğe girdiğiniz zaman evlendiğiniz andan itibaren değişmek zorundasınız. O değişim nedir? Evliliğin
sınırları içerisindeki değişimdir. Karakter değişiminden bahsetmiyorum. Şimdi siz evlenip bir yandan da ya ben geceleri yine arkadaşlarla buluşmak istiyorum. İstediğim zaman istediğimi yapmak istiyorum. İşte ben annemin elinde elimi sıcak suya sokmadım. Yok benim annem çorabımı giydiriyor diyen erkekler. Ben anne babamın evindeyken işte bardağımı bile kaldırmadım diyen kadınlar değişmek zorundadır. Değişmemişse evliliği hazmetmemiştir. Ama bunları görüyoruz. Bunlar değişmemeyi bir kişilik zannediyorlar. Değişmek zorundayız. Evlendiğiniz andan itibaren yeni sürece uyum sağlamak zorundasınız. Biz niye tanımadan evleniyoruz? Biz 5 yıl flört ediyoruz ama flört etmeyi sadece zaman geçirmek olarak tanımlıyoruz. 5. yılda gerçekten ne iş yaptığını merak edip soruyor. 5. yılda onun ailesiyle tanışıyor. 5. yılda kalkıp onun iş yerine ziyarete gidiyor. 5. yılda ya sen siyasetle ilgili ne düşünüyorsun, dinle ilgili ne düşünüyorsun, parayla ilgili ne düşünüyorsun, aileyle ilgili ne düşünüyorsun, çocuklarla ilgili ne düşünüyorsun? Bu entelektüel ve aynı zamanda tanıma doğru odaklı bilgi ve soruları biz sona doğru bazen de evlendikten sonra soruyoruz. Çünkü o güne kadar biz o 5 yıllık flörtü nasıl gideriyoruz? Hangi filme gidelim? Nerede yemek yiyelim? Kahvaltıyı nerede yapalım? Arkadaşlarla buluşalım. Yani daha çok şey gibi hani zaman geçirme ve paylaşım odaklı. 10 yılı flört edip evliliğin 6. ayında boşanan çok insanla siz de duymuşsunuzdur. Sanat camiası da çok popüler bir tarzdır bu. Çok uzun flörtlerin evlenmeyle ilgili ters orantı. Flört uzadıkça evliliğin ömrü bile kalitesi düşme ihtimali var. Çünkü tüketiyorsunuz her şeyi. Ya da çok yüksek beklentiyle evleniyorsunuz. Ya da tam tersi. Ya o kadar emek verdik artık bari evlenelim. Değil mi? Yatırım. Ki o en fenası galiba. Tabii yattı battı ilişkisi. Yani yatırım yaptığınız için evleniyorsun ama içten içe diyorsunuz ki yani aslında benim duygularım belki azaldı, enerjim azaldı. Hani ama bir yandan da diyorsunuz ama o kadar emek verdik. Emek verdiğiniz için belki de bile bile bazı yolculuklara çıkıyorsunuz. Bizim toplumda yani emek kavramı abartılmıştır. Yani siz emek verdiğiniz için evlenmek zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz için evlenin. 3 tane şey söylüyorum orada. 5. kitabımda da vardı bu. Ana olarak 3 şeye bakalım. Seviyor muyum? Seviliyor muyum? Anlaşabiliyor muyum? Evliliğin gerekçesi bu olmalı. Anlaşıyoruz, seviyoruz, seviliyoruz. Tamam. Ama biz neye bakıyoruz? Yani sevmiyorum ama emek verdik. Ama aileler yaptı. Ama biz o kadar tören yaptık. Ama beyaz eşya alındı. Ama o kadar flört edildi. Ya 10 yıl için evleniyorsun. Sonra 11. yıl boşanıyorsun. Yani boşanmak mı daha büyük bir travma? Eğer travma gözüyle bakacaksak. 10 yıllık ilişkiyi bitirmek mi? Yani finali illa evlilik yapmak zorunda değiliz. Çünkü yanlış bindiğiniz bir trende ne kadar geç inerseniz dönüş maliyeti o kadar fazla olur. 5 durak sonra inerseniz 5 duraklık geri dönersiniz. 10. durakta inerseniz 10 durak geri dönmek zorunda kalırsınız. Yani yeri geldiğinde inanmadığınız bir ilişkide, sevmediğiniz bir ilişkide dönmeyi bilmek gerekiyor. Her şeyin bir bedeli var. Ayrılığın da bedeli var. Ama siz mutsuz bir ilişkinin bedelini hayatınıza yeni bir kapı açarak ödüllendiriyorsunuz. Sonuçta insanoğlu evliliği de insanlar mutlu olmak için evlenir, yine mutlu olmak için de boşanır. Mutlu olmak için evlenirsiniz, sonra mutlu olamazsınız, sonra da mutlu olmak için boşanırsınız. Bütün eylemlerin kökeni aslında mutluluk üzerine. Hocam şimdi evlilik diyoruz ama öyle bir durum ki flörtten de bahsettiniz. Bu yeni dönemde sanki böyle adını koymasak mı? Evlilik ve o da ne? Ne alakası var? Gibi. Karabatak yeni erkekler mevsimde çok popüler. Karabatak. Ne demek karabatak? Böyle bir çıkıyor, bir geliyor, bir yokluyor seni. Ghostlamak mı oluyor? Ghosting'e benziyor tabii. Yani hani karabatak diyorum ben onlara. Böyle hani bir geliyor, bakıyorsunuz işte 3-5 gün işte bir geliyor, takılıyor, sonra gidiyor. Tam ciddi bir şey konuşacaksın birdenbire ya ben seni arkadaş gibi görüyorum diyor. Biz yani sen benim en iyi arkadaşımsın diyor. Yani sen benim en iyi arkadaşım değilsin. Bir insan size aşıksa ona en iyi arkadaşım diyemezsiniz. Yani görmezden gelemezsiniz. Hatta hayatınızda biri varken size aşık olan birine izin vermeniz de aslında bir aldatma şeklidir aslında. Flörtöz bir aldatmadır bu. Yani yeni dönemde insanlar o sorumluluğu almadan, hani ben bu sorumluluğu almadan bu ilişkiyi nasıl yürütürüm? Ben bu sorumluluğu almadan bu ilişkiyi nasıl böyle hani kendi istediğim zemin üzerine kurarım diye düşünüyor. Bu sefer de ne oluyor? Taraflardan biri, yani ilişkinin en güçlü halkası aslında en çok sevendir. Ve ilişkinin zayıf halkası her zaman en az sevendir. En az seven bahaneye bakar. Yani ağzınızdan çıkan bir sözü bahane eder. Siz ciddi bir şeye başlarken bir bahane bulur, değil mi? Amaç nedir aslında? Ciddi ilişki değil. Çünkü bağlanma sorunu gün geçtikçe artıyor. Ama biz de kendimize yüzleşelim.
Biz bu evlilikleri, törenleri o kadar büyüttük ki gözümüzde, travmaya dönüştü insanların gözünde. İnsanlar diyor ki evlilik eşittir 700 bin TL eksi bakiyeyle hayata başlamak. Evlilik eşittir borç diyorlar. Şimdi ne oluyor? Gözünde büyütüyor. Düğün salonu 200 bin, işte beyaz eşya şu kadar, takılar şu kadar. Bir de sanki böyle şey gibi, hani değişmez anayasanın ilk 3 maddesi gibi evleniyorsunuz. Ertesi gün eviniz dayalı döşeli olacak. Bütün mahallenin müfettişleri evi kontrole gelecek. Olmamış. Perdeyle halı uyumlu değil. Olmamış. Ya kimsenin umurunda falan değiliz biz. İnsanlar oturup da bütün gün bizim düğünümüzü, evimizi falan konuşmayacaklar. Biraz daha özellikleşelim. Biraz daha birey olalım. Biraz daha kendimiz olalım. Paranız yoksa yapmayın o düğünü ya. Birileri de sizinle ilgili ne düşünüyorsa düşünsünler. Zaten imkanınızın dışında yaptığınız düğün de biraz sahtekarlığa giriyor. Ya siz o düzeyin insanı değilsiniz ki. Kime kendinizi ispat ediyorsunuz? Gidip 700 bin liraya o kadar masraf yapacağına İlber Hoca diyor ya. Mağaza mağaza işte gezeceğinize diyor. Daha az harcama yapın. Bütçenize göre yaşayın. Dünyayı gezin. Niye o ilk beş yılı çok önemsiyorum? Çünkü Türkiye'deki evliliklerin, boşanmaların, düzeltiyorum, boşanmaların %43'ü ilk 5 yılda yaşanıyor. Bakın çok büyük bir rakam. Yani ben bir evlilik danışmanı olarak şunu diyebilirim. Bizim bütün şehirlerde, belediyelerde, ilçelerde evlilik öncesi eğitim yapmamız gerekiyor. Biz evlenmek için nikah dairesine başvurduğumuzda bizden akciğer filmi bile istiyorlar değil mi? Tabii ki. Kimse demiyor ki ya sen evlilik öncesi bir eğitim aldın mı? Gel şuraya 12 saatlik de bir sertifika programı koyalım. Köyde mi yaşıyorsun? Online al bu eğitimi. Biz i̇şe verelim. Yarar mı? Müthiş işe yarar. Ben 2004 yılında bu eğitimi verdim. Ne orada en çok neyin altını çizersiniz? Ya duygusal sorunlar olursa nasıl çözersiniz? Kayınvalideyle sorunuz olursa nasıl? Ben bu eğitimi vermiş bir insanım. Ben zamanında Kartal'da bu eğitimi vermiştim. 2004 yılından bahsediyorum. Ve 17 yıl sonra orada evlenen biri 17 yıl sonra benim imza günüme geldi. Ben hatırlıyor musunuz? Dedi. Tabii ki hatırlamıyorum dedim. Hı hı. Dedik hocam biz eğitimi aldık. Sizden dedi 6 ay sonra ben evlendim. Sizin anlattıklarınızı biz yaşadık ama ben o zaman dedi nerede ne yapacağımı biliyordum. Çünkü ben onları tabii hazırlıyorsunuz ya diyorsunuz ki olası ihtimaller. Evlendiğiniz ilk dönemler şu olabilir. Ailelere sınır çizme sorunu yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda bunu yaparsınız. Böyle bir durumda bunu yaparsınız. Yani bunlar aslında önleyici hizmete giriyor. Yani akciğer filmi istemenin yanında bir belge daha zorunlu yapalım oraya. Evlilik öncesi eğitim sertifikası olsun. Peki o zaman ben neyse şimdi 5'te 5 yapsam, benzer sorular sorsam bakalım buyurun. Ne söyleyeceksiniz? Mutlu etmek mi, mutlu olmak mı? Her ikisi. Duygu mu, akıl mı? Yine her ikisi. Unutmak mı, affetmek mi? Affetmek. Affetmesen unutamazsın. Zaten insan zihninin Alzheimer olmadığı sürece, herhangi bir darbe almadığı sürece unutma vasfı yoktur. Ben eski ilişkimi unutuyorum. Hocam bana bir ilaç verin, bana bir yol söyleyin, eski yaşadıklarımı unutayım. Anahtarı da unutursun o zaman. Adını da unutursun. Yaşadıklarını unutursan onun sana verdiği tecrübeyi de unutursun ve aynı tuzaklara bir daha düşersin. Unutmak çok da güzel bir şey değil. Peki sevgi mi saygı mı? Sevgi olmalı. Yani romantik bir ilişkide önce sevgi olmalı. İnsan sevmediğini sayamıyor, saymadığını da sevemiyor. Birbirini besliyor. Peki seviyorsan git konuş bence mi? O da seviyorsa git konuş bence mi? Herkes kendinden sorumludur. Bu benim talebim. Hayatta sorumluluk almıyorum diyorsun. Evet yani sen seviyorsan bu senin görevin. Seviyorsan git sor, git konuş. Eğer sevmene rağmen gidip konuşamıyorsan senin gururun senin sevginden daha büyüktür. Sevgisi olan bir insanın gerçekten gururu sevgisinden büyük olmamalı. Yaşadığın şey nedir onu bilemem ama seviyorsan ve onu kaybetmek istemiyorsan sen kendi üzerine düşeni yap. Reddeder etmez, kabul eder etmez o onunla ilgili. Ama en azından sen geriye dönüp baktığında ilişkin bitse de ayrılsan da dersin ki ben bu ilişki için üzerime düşeni yaptım. Benim payıma düşen son konuşmayı da ben gittim yaptım. Şimdi bitiyorsa bitsin. İnsanların çoğu o ayrılık sürecinde üzerine düşeni yeterince yapmadıkları için uzun bir süre suçluluk, pişmanlık ve o ilişkinin döngüsünden çıkamıyorlar. 2 yıl olmuş ayrılmış hala onun suçluluğunu yaşıyor. Hocam acaba bir şans daha mı verseydim, biraz acele mi ettim? Çok da çırpınmıştı ama arkadaşları gazına geldik diyor. Herkes peki. Kendi adına, kendi üzerine düşeni yapabilir aslında burada. Burada aynen sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz herkes kendi üzerine düşeni yapsın. Şimdi ben o kadar az soru sordum ki. Çünkü fırsat vermedim size. Hayır, baştan da söyledim. İstedim ki siz konuşun. Gerçekten manşet manşet gittiniz açıkçası. Eyvallah. O da işime geldi. Ama artık son bir dakikanın içerisindeyiz. Hatta galiba daha az kaldı. Biraz cepten yiyorum. Söz sende diyorum ve sizden bana son olarak bir şey söyleyeyim. Son olarak şunu söyleyeyim. İnsanın kendini mutlu etmesi kendisine karşı görev ve sorumludur.
kendi sınırınızı bilmeniz, kendinize saygı duymanız, kendinizi mutlu etmeniz kendinize karşı borcunuzdur. Ve kendinizi ihmal etmeniz de en çok kendi kul hakkınıza girmenizdir. İnsan önce kendine değer vermeli. Kendine değer verdiğinde zaten diğer şekilde de yayılabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir kapanış oldu efendim. Ben de saniyeleri hala yemeye devam ediyorum. O yüzden hemen kapatacağım.